Fide seramızdan herkese selamlar. Saksıda dikmiş olduğumuz fidelerde şu an 3. hafta. İlk meyveler kendilerini göstermeye başladı. Hatırlarsanız Haziran'ın ilk haftasında saksıda fidelimizi dikmiştik. Şu an buradaki ürün fazla ürün vermeyen bir bitkiydi. Erkek çiçekli. Şöyle bunlar hep erkek çiçekliydi. Şurada ilk meyvesi gözüktü. Yan dallarda da erkek çiçekler devam ediyor. Şöyle üst kısımda iki meyvemiz mevcut. Az önce de arımız şuradaydı. Yanındaki bitki şu şekilde. Bitki beslenmediği için şuradaki meyveler sararıp dökülecek. Buradaki verimli bir çeşidimizdi. Bu çeşit tohumluğa döndüğü için şuradaki kısımları sararttı. Şunlar kuracak. Şu da kuracak. Şu uç kısımdan anlayabilirsiniz. Şuradaki meyveler sağlam. Diğer kıyarımız da şu şekilde. Şurada dökülmeler oldu. Onları da göstereyim. Sararmalar. Bu sararmalar zaten bitki beslenmediği için oluyor. Genelde şu şekilde. Şöyle gösterebilirsem. Şu sarı hıyar çeşidiyle çok karşılaşırız. Şurada mesela görebilirsiniz. Bitkiler bu meyveleri besleyemediği için sarartıp döker. Bu yüzden sulamayı ve gübrelemeyi zamanında yapmak gerekli. Şu gibi durum saksılarda çok meşhurdur. Gübrelemeyi her hafta yapmak gerekli. Şu an biz herhangi bir gübreleme yapmadık. Sadece suyla sulanıyorlar. Üstten sulama olduğu için. Şunlar benim kullandığım sprinkler. Kısmet olursa bu hafta gübreleme işlemine geçeceğiz. Biberlerde de ilk çiçekler gözükmeye başladı. Onlarda bu şekilde döküm fazla yok. Çiçek dökümü yok. İlk meyvemiz şunlar. Arka fonda da bu ilk meyveleri kopartacağız. Şöyle. İlk meyveleri beslettirmeyeceğiz. Yanılmıyorsam bu sivri kıl biberdi. Şuradaki biberlerimiz de gözükmeye başlamış. Bunlar da ilk meyveler. Bunları da alacağız. Bir sonraki video bunun hakkında olacak. Çiçeklerimizdeki tozlama az önce şuradan tozlar döküldü. Size tam net görünür mü bilmiyorum. Sulamayı mutlaka zamanda yapmak gerekli. Beslemeyi de aynı şekilde. Haftada şu an 3 sulama ve 1 gübreleme yeterli olur. Bunlar da demiştim. Gübreleme yapılma diye birazdan gübreleme yaptığım fideleri gösteririm. Şunlar da domatesler. Domateslerde en çok meydana gelen çiçek dökümüdür. Şuradaki sap kısmı. Aynen şöyle netlersek. Sap kısmına dokunduğunuz zaman dökülür. Şunlar mesela hep döküldü. Şuradan örnek gösterebilirsek. Şunlar yeşil. Bunlar büyük ihtimal tutacak. Şurada bir çeşidimiz daha vardı. Olip meyvesini göstermiş. Şurada bir tane sarı gördüm. Onu gösterebilirsek. Arka fonda da ürün olduğu için telefon tam netleyemiyor. Şu an netledi. Şu tam gördüğünüz çiçeğin alt kısmındaki yer sarı. Bu yer sarı olduğu zaman çiçekler dökülüyor. Şurası gördüğünüz gibi sarı. Bu büyük ihtimal tutmayacak. Şuradakiler zaten sarı olduğu için dökülmüş. Şu şuradan ilerleyen zamanlarda kopacak. Şuradaki mesela kopmuş. Bunlar da aynı şekilde sulamayı ve gübrelemeyi zamanında yapmak gerekli. Eğer yapmazsanız çiçekler dökülür. Şurada dökülmüş çiçeği de gösterelim. Şu mesela dökülmüş çiçek tozlanmamış. Bitki besleyememiş. Şimdi
Şurada beslediğim ürünleri göstereyim. Bunlar göldeki ürünler. Bunlara haftada bir toprak sarım solüsyonu veriyordum. Şu an küçücük filede bile 2 adet meyve mevcut. Şunlar şöyle gördüğünüz gibi gölde. Köklü. Küçük domates fidesinde 2 tane meyve tutumu olmuş. Hepsinde öyle. Öyle tekinde değil. Şunlar da mesela. Şuradakilerinde. Her filede meyve tutumu mevcut. Daha küçücük olmalarına rağmen. Eğer bitkiyi dengeli şekilde beslerseniz hepsi çiçek tutar. Genelde bahçelerde sadece sulama yapıldığı için az önce gösterdiğim gibi dökümler olur. Solucan gübresi alabilirsiniz. Ben toprak sarım gübresiyle bir besleme yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda zaten bunun hepsinin açıklamasını eklerim. Ayrıca yaprak bitleri de gelmeye başlamış. Eğer bitkinizde karınca varsa şunlar mutlaka yaprak biti vardır. Zaten hıyarlarda da yaprak biti olmazsa olmazdır. Gösterebilirsek aynen şurada. Tam şurada yaprak biti var ufacık. Bu karıncalar bunları taşıyıp yan bitkiye aktarabiliyor. Bu yüzden mutlaka dikkatli olmak gerekli. Şurada bayağı sarmış. Bunu diyebilir miyiz? Aynen. Şuradakilerin hepsi yaprak biti. Karıncaları kontrol edip nereye gittiklerine bakarsanız onların nereye taşıdıklarını görebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi sulamaya ve gübrelemeye dikkat edin. Diğerleri zaten rahat rahat yapabilirsiniz. Bir de bitki bakımsız olduğu zaman, hemen böyle dirençsiz olduğu zaman yaprak bitkileri, hastalıklar her zaman bitkinizi bulur. Çileklerimizdeki durum bu. Bunun ilk çiçeklerini yolmuştuk. Çok iyi canlanmışlar. Yaklaşık 5 litrelik saksıyı kapladılar. Şuradakiler de yere kök atmış. Hatta bazı sizlerin çiçekler ve meyveler mevcut. Şuradaki çeşidimiz, hemen bakalım ismine, acıklı biber. Bunlar da meyve tutumu olmuş. Şöyle. Hatta bunu çıkartabiliriz. Şu gördüğünüz filede meyve mevcut. Bunların hepsi beslendiği için bitki çiçeklerini dökmüyor. Başka gösterebilir miyiz? Şuradakiler, diğer çeşitler. Şurada çilekler var. Bunlar poşetliydi. Onların daha ilk meyveleri tutmuş. Şurada dediğim gibi bitki besleme çok önemli. Eğer bitkilerinizi beslemezseniz o şekilde çiçek tutumları, dökümleri oluyor. Şurada morlarımız var. Bunları ekemedik. Kısmetse bu hafta dikimlerini yapacağız. Reyhanımız var. Bunlar hasada geldi. Ben tohumluk olarak bıraktım. Şunlar bizim reyhanlarımızın tohumları. Bunları kısmet olursa tohum paylaşma etkinliğinde paylaşmaya çalışacağım. Şöyle şu tarafa gidersek hem fileslerimizi gezeriz. Şunlar tohumluk aldığım renkli pancarlar. Kerevizlerimiz. Dutlarımız çok sorun oluyordu. Ben bunları saksılara almaya başladım. Güzel. Üzerlerindeki meyveler şu şekilde. Bunlar yeni ürünler. Yerlerini döktü. Bunların hepsini saksıya aldıktan sonra saksıda bakım işlemini yapacağım. Özellikle video gelecek. Şurada onu da göstereyim. Ben önceden bir saksıya fidan olarak dikmiştim.
yaklaşık olarak aynı boydaydılar. Az önce gördüğünüz üründen çıkartıp saksıya ektim. Şu an yaklaşık olarak 60 santim boyu var. Saksıda dut yetişir mi diyenler için rahatlıkla yetişir. Bunlar bodur çeşit çünkü. Bunlar hakkında da bir sonraki videoda açıklama yapmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Şu an işler yoğun olduğu için fazla bakamıyorum. Genelde 2-3 gün içinde cevap gelecektir. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.